Merhaba değerli dostlar, doğal alanlardan topladığımız bir demet top hardal otu. Bu turpgiller familyasına ait yenilebilir özellikte olan bir bitki. İlkbahardayız, şu anda Nisan ayındayız ve bitkiler doğada çıkmaya başladı. İşte biz de bir miktar topladık. Arkadaşlar hemen doğadaki haline bakalım. Bitki yaklaşık 15 ile 80 santimetre arasında boylanabilen, yine ilkbaharda Mart-Mayıs aylarında beyaz renkli çiçekler açan bir yapıda. Yaprakları da ince, uzun ve hafif dişli, sapı kahverengi şekilde. Bunu doğada bu şekilde tanıyabiliriz değerli dostlar. Daha çok dere kenarları, yol kenarları, hafif sulak alanlarda bu bitkiyi görmemiz mümkün. Bitki bulunduğu alanda hızla yayılma özelliğine sahip ve bulunduğu alanı kaplıyor. İşte burada da gördüğünüz gibi oldukça yayılmış bir durumda ve alanı kaplamış. Bu bitkinin önemli özelliklerinden birisi yenilebilir olması. Bitkinin yaprakları haşlanarak veya taze olarak tüketilebilir. Bu toplanan arkadaşlar yapraklar suda hafif haşlandıktan sonra üzerine baharat eklenerek bir meze şeklinde tüketilebiliyor. Aynı zamanda bu yaprakları çok şifalı özellikleri de mevcut. Yapraklar da arkadaşlar yine çiçek ve saplarıyla beraber şu şekilde doğranarak marul, maydanoz gibi yeşil halde salatalarda kullanılıyor. En önemli özelliği şifalı anlamda da arkadaşlar yaprak ve çiçekleri şu şekilde taze olarak yendiğinde karın ağrısını dindiriyor. Yaptığımız araştırmalara göre eski zamanlarda karın ağrısını gidermede çok etkili olduğu için özellikle çocuklarda bu sıkça kullanılmıştır. Taze halde arkadaşlar koparılıyor ve 2-3 tanesi bu şekilde ağızda çiğnenerek yendiğinde karın ağrısını dindiren bir özelliğe sahip. İşte değerli dostlar, doğal alanlarda top hardal otu olarak bilinen Calapina irregularis bilimsel ismiyle bu bitkiyi bu şekilde tanıyabiliriz. Hem haşlanarak hem taze şekilde salatalara katılarak tüketilebiliyor. Çiğ taze olarak yaprakları tüketildiğinde de karın ağrısına iyi geliyor top hardal otunun.